Efendim, aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Danimarka ve İsveç'in ardından İngiltere'de de Kur'an-ı Kerim yakmak istedi. Ancak İngiltere bu girişime izin vermeyeceğini açıkladı. Şimdi CNN Türk Londra temsilcisi Metin Güneş bize bu konuya dair tüm detayları aktaracak. Metin, kolaylıklar diliyorum. Neler oluyor İngiltere'de? Evet Meltem, aşırı sağcı bir siyasetçi bu kişi. İngiltere'ye gelip Kur'an yakma tehdidinde bulunmuştu ama ülkeye girişi yasaklandı. İngiltere hükümeti yarı Danimarkalı, yarı İsveçli olan Rasmus Paludan'ın kara listeye alındığını ve ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu. Paludan 2017 yılında kurulan Stram Kurs Partisi'nin lideri. Daha önce birkaç kez düzenlediği protesto gösterilerinde Kur'an yakılmıştı ve bu protesto eylemlerinin bazıları sert tepkile ve hatta şiddete dönüşen karşı eylemlere sahne olmuştu. Paludan pazar günü attığı bir video tweette Ramazan'ın başladığı hafta İngiltere'nin Wakefield kentinde İslamiyet'in kutsal kitabını yakacağını söyledi. Bu durum, daha doğrusu bu tehdit İngiltere parlamentosunda tartışıldı. Muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili bu potansiyel ziyaret ve protestonun beraberinde getireceği tehlikelere dikkat çekti. Wakefield milletvekili Simon Lightwood, aşırı sağcı ve İslamofobik olan Rasmus Paludan'ın Danimarka'dan İngiltere'ye, Wakefield'e geleceğini ve bu ziyaretin tek bir amacı olduğunu, bu amacın da halka açık bir yerde Kur'an yakmak olduğunu söyledi. Paludan daha önce Danimarka'da da nefret ve ırkçı söylemleri nedeniyle hapse atılmıştı. Parlamentoda konuşan milletvekili bu kişinin tehlikeli biri olduğunu, ülkeye sokulmaması gerektiğini söyledi ve İçişleri Bakanı'nı bu konuda harekete geçmeye çağırdı. Buna karşılık güvenlikten sorumlu Bakan Tugendhat ise Paludan'ın kara listeye alındığını duyurdu ve gerekçe olarak da kamu yararı gösterildi. Paludan'ın bu eylem için Wakefield kentini seçmesinin de özel bir nedeni var Meltem. Wakefield kentinde daha önce de Kur'an'a saldırı vakası meydana gelmişti. Otistik bir çocuk Kur'an'ın bir kopyasını hasara uğratmış. Bunun üzerine ölüm tehditleri almıştı. 14 yaşındaki bir öğrenci Şubat ayında bir iddia üzerine okula götürdüğü Kur'an'ın kapağının bir kısmını yırtmış, bazı sayfalarına da çamur sürülmüştü. Çocuğun annesi oğlunun otistik olduğunu ve bu olay nedeniyle ölüm tehditleri aldıklarını söylemişti. İşte Paludan bunu gerekçe göstererek Wakefield'de Kur'an yakma eylemi düzenleyeceğini duyurmuştu. Aslında İngiltere'de din ve inançlara hakaretin cezalandırılmasına dair herhangi bir yasa yok. Ama buna rağmen kamu düzenini bozacağı gerekçesiyle Paludan'ın ülkeye girişine izin verilmedi Meltem. Peki. CNN Türk Londra temsilcisi Metin Güneş detaylarıyla bizlere aktardı.